Evet çocuklar konumuz düzlem ve düzlemsel şekil. Önce bakalım bir bilgilerine. Düzlem neymiş? İstediğimiz büyüklükte olan ve kalınlığı olmayan yüzeylere düzlem denir. Bu yüzeylerin içinde yer alan açık veya kapalı şekillere düzlemsel şekil denir. Burada bir örneğimiz var. Halı düzlem modeli olurken halıdaki desenler düzlemsel şekil modelidir. Örneğin halı bak görüyorsunuz halı yani büyük her yeri kaplayan düz bir zemin e, ince çok ince yani o kadar ince ki kalınlığı yok diyeceğiz ama tabi bu halının kalınlığı var ama ihmal edeceğiz tabii ki bu bir örnek sadece halı bir düzlem modeli halının üzerindekiler de düzlemsel şekil yüzeyi olmayan şekiller mesela top gibi düzleme örnek olamaz şimdi bakalım burada doğru ve yanlışlarla hangileri düzlenmiş hangileri Değilmiş bir düşünelim. Araç yolu düzlem modelidir. Evet araç yoluna bakarsınız nedir? Düz bir zemindir değil mi? Evet o yüzden bu doğru. Ağaç düzlem modelidir. Hayır ağacın e, yüzeyi eğri bir yüzey var değil mi? O yüzden düz bir yüzey olmadığı için bu bir düzlem değildir. Bilye düzlem modelidir. Hayır yine bilye nedir? Yüzeyi eğri bir yüzeydir. Düz bir yüzey olmadığı için düzlem modeli değildir. Ayna düzlem modelidir. Evet ayna düz bir zemindir. O yüzden düzlem modeli olabilir. Fayans düzlem modelidir. Evet fayans da nedir? Düz bir zemindir. Düzlem modeli olabilir. Ve bisiklet dizlem, düzlem modelidir. Hayır bisikletin hiçbir yüzeyinde dost doğru düz bir zemin yok. O yüzden düzlem modeli olamaz. Perde düzlem modelidir. Evet, perde açtığımızda düz bir zemindir. O yüzden düzlem modeline örnek olabilir. Mermer mutfak tezgahı düzlem modelidir. Evet, mutfak tezgahı da biliyorsunuz düz bir zemindir. O yüzden düzlem modeline örnek olabilir. Telefon ekranı düzlem modelidir. Evet, telefonların ekranı da değil mi? düzdür. Eğrilik yoktur. O yüzden bu da düzlem modeline örnek olabilir. Pencere camı düzlem modelidir. Evet camlarımıza baktığımızda düz bir zemin olacağı için bu da düzlem modeline örnek olabilir. Şimdi bunları biraz daha şekillerle anlayalım. Düzlem modeli ve düzlemsel şekil arasındaki farkı da daha iyi kavrayalım. Burada bir görsel var. Bu görsellerde sıra sıra hangisi düzlem yani şeklin neresi düzlem neresi düzlemsel şekil olarak bu boşlukları dolduracak. Diyor ki futbol sahası. Futbol sahası düz bir zemindir değil mi? Yani bütün zemini kaplayan yerdir. Bu düzlemdir. Futbol sahasındaki şekiller örneğin bu çizgiler, yerdeki çizgiler zeminin üzerindeki her şey nedir? Her şeylerimiz yine bir e, düz şekil olması lazım. Düzlemsel şekildir. Evet. Gelelim diğer örneğimize. Halı Örneğini vermiştik biz. Halı neydi? Halı bir düzlem. Halı üzerindeki şekiller ve desenler neydi? Düzlemsel şekildi. Evet. Duvarda asılı tablo. Tablonun kendisi nedir? Bir düzlemdir. Tablonun üzerindeki resimler ise nedir? Düzlemsel şekildir düzlemsel şekildir. Banyo duvarı, evet banyo duvarı baktığımızda büyük bir duvar, düz bir zemin. O yüzden bu düzlemdir. Duvardaki fayansların her biri yani duvar bir düzlem olduğuna göre duvarın üstündeki her düz yüzey düz şekilde yine ne olacak? Düzlemsel şekil olacak. Yine fayanslar da duvarın üstünde olduğu için onların her biri düzlemsel şekildir. Tangram, tangramın yüzey yani hepsinin toplamı, bunu tangramın parçalarını koyduğumuz yüzey diye düşünebiliriz. Bu yüzey düzlemdir. Ama düzlemin üzerinde koyduğumuz tangram parçaları nedir? Düzlemsel şekildir. Evet, kapının yüzeyi Kapının kendisi düz bir zemindir. O yüzden bu düzlemdir. Kapının üzerindeki her şey desenler mesela nedir? Düzlemsel şekildir. Evet. Yazı tahtası kendisi yazı tahtası üzerinde hiçbir şey olmadığını düşünürsek düz bir zemin değil mi bu? O zaman bu bir düzlemdir. Yazı tahtasındaki şekiller mesela daire çizilmiş, üçgen çizilmiş, kare çizilmiş. Bunlar düzlemin üzerinde olduğu için düzlemin üzerindeki her bir şekli biz düzlemsel şekil diyoruz. Ama düzlemsel şekli karıştırmayın. Düzlemsel şekiller de düz bir zemin olması lazım. Mesela eğri bir yüzeyde olmayacak yine kendileri. Evet. Burada bir yapboz var. Yapbozun yüzey. Yani yapbozu koyduğumuz e, zemin düşünürsek o bir düzlemdir. Ama yapbozun parçaları düzlemin üzerinde konduğu için düzlemin üzerinde konan yine düz şekillere biz düzlemsel şekil diyoruz. Evet şimdi bir test sorusuna bakalım burada. Diyor ki ağaç öğretmenin tahtaya çizdiği şekiller ile Ayça ve Oğuz arasındaki yorumları yapılmıştır diyor ki. Bakalım bunlara ne yorum yapmışlar. Ayça diyor ki tahtam düzlem modelidir diyor. Oğuz demiş ki tahtaya çizilen tüm şekiller düzlemsel şekil modelidir. Evet tahta düzlemdir değil mi? Az önce söylemiştik tahta düzlem modelidir. Tahtanın üzerindeki her düz bir yüzeye çizilen şekiller de düzlemsel şekildir. O yüzden ne olmuş? Her ikisi de doğru yorumu yapmış değil mi? Her ikisinin de yorumu da doğrudur demiş C şıkkı. Bakalım aşağıda verilen nesnelerden hangisinin yüzeyi eğri yüzeyi örnektir? Eğri yüzey örneğin ee şuradan başlayalım. D'de kibit kutusu var değil mi? Yüzeyi, yüzeyleri nedir bunun? Düzdür. Bir zar var. Zarın da yüzeyleri düzdür. Silgi var. Silginin de etraftaki yüzeyleri düzdür. Ama karpuzun yüzeyi düz değil nasıldır? Eğridir. Aşağıdakilerden hangisi? Düzlemsel şekil modeline örnek verilemez. Düzlemsel şekil. Yani bir düzlem üzerindeki bir e, parça. Duvara asılı pano. Burada duvarı düzlem düşünürsek duvara asılı panoyu da ne düşünebiliriz? E, bir düzlemsel şekil düşünebiliriz. Bu olabilir. Bahçedeki ağaçlar bir kere düzlemsel şekil olması için yine şekillerin de yüzeyinin düz olması gerekir. Ağacın yüzeyi düz değil eğridir. Bu örnek olarak verilemez. Biz yine de diğer şıkları bir inceleyelim. Tangram parçaları. Evet tangramın üzerinde koyduğumuz zemini düzlem olarak alırsak tangramın parçaları da düzlemsel şekildir. Duvardaki fayanslar duvarı düzlem olarak alırsak duvardaki her bir fayansta bir düzlemsel şekil olabilir. O yüzden bunlar da örnek verilebilir. Evet aşağıdaki nesnelerden hangisinin yüzeyi düzlem modeline örnek olamaz? Düzlem modeline örnek olamayacak olan nedir? Yüzeyi eğri olandır. Burada yüzeyi eğri olan ne var? Şuradaki dünya şekli var. Dünya şeklinin üzeri nedir? Eğridir. Eğri yüzeyler düzlem modeli olamaz. Gelelim başka bir örneği burada. Yukarıda verilen mutfak resmine göre aşağıdaki adın hangisinde düzlem modeline örnek verilmiştir? Düzlem modeli. Masanın yüzü, tencerenin yüzü. Olabilir değil mi? Tencerenin yüzü dediğimiz nedir? Masanın yüzü. Düzdür. Lambanın yüzü, fırının camı. Burada masanın yüzü olur. Tencerenin yüzü değil mi? Olmaz. Tencerenin yüzü eğridir. Lambanın yüzü, fırının camı. Fırının camı olabilir değil mi? Düzlem. Ama Lambanın yüzü nedir? Düz değildir, değil mi? Eğridir. O yüzden bu olmaz. Halının yüzü, masanın yüzü, halının yüzü de düz bir zemindir, masanın yüzü de düz bir zemindir. İkisi de bunların düzlem modeline örnek olabilir. Musluk yüzü, tencere yüzü, ikisi de eğri yüzeye sahip olacağı için bunlar düz bir zemin olmadığı için düzlem olamaz. O zaman doğru cevabımız C şıkkı. Evet, diğer sorumuza geldik. Yandaki kavanoz ile ilgili bazı öğrenci yorumları aşağıda verilmiştir. Sami demiş ki kavanozun alt ve üst yüzeyleri birer düzlem modelidir. Evet dikkat edersek kavanozun üst yüzeyi düz bir zemindir değil mi? Yine altı da düz bir zemindir. Demek ki bu Sami'nin söylediği yorumlar doğru. Düz zeminler düzlem modeli olabilir. Kavanozun yan yüzeyi düzlemsel şekil modelidir. Hayır kavanozun yan yüzeyi düz değil değil mi? Eğri bir yüzeyi vardır. Mesela kenardan böldüm eğrilir bunlar. O yüzden bu düzlemsel şekil olamaz. Yani ne demiş olabilir burada? Sami doğru söylemiş ama Tuğba doğru söylememiş. Yalnız Sami'nin yorumu doğrudur dersek o da A olur. Evet diğer sorumuz. Yukarıdaki oda resmiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Odanın tabanı düzlem modeli ise top düzlemsel şekil modelidir. Şimdi burada odanın tabanı düzlem modelidir. Olur. Doğrudur. Ama top düz bir yüzeye sahip olmadığı için düzlemsel şekil olmaz. Halı düzlem modeli ise halının üzerindeki şekiller düzlemsel şekil modelidir. Zaten bu bizim daha önce de verdiğimiz örneklerden biriydi. Halı bir düzlemse halı üzerindeki yine düz bir zemine sahip olan her şey düzlemsel şekildir. Biz yine de C ve D şıklarına bakalım. Duvar düzlem modeli ise sandalye düzlemsel şekil modelidir. E, duvar ve sandalye birbirinden farklı. Eğer duvar üzerinde bir şekil olsaydı bir düzlemsel şekil diyebilirdik. Ama sandalye zaten tek başına bütün olarak aldığımızda her yeri düz bir zemin değildir. O yüzden bu örnek olarak verilemez. Tavandaki ampul düzlem ise tavan düzlem modelidir. Tavandaki ampul zaten düzlem olamaz, değil mi? Niye? Tam, çünkü ampulün yüzeyi eğri yüzeye sahiptir. O yüzden düzlem olamaz. Evet geldik son sorumuza. Voleybol sahasının yüzeyi düzlem modelidir. Bu Ali'nin yorumu. Önce bakalım yukarıdaki öğrencilerin yaptıkları yorumlara ilgili hangisi söylenebilir? Biz şimdi hangileri doğru yanlış ona bakacağız. Voleybol sahasının yüzeyi düzlem modelidir. Evet voleybol sahası düz bir zemin olacağı için Ali'nin yorumuna doğru diyebiliriz. Sınıf panosundaki not kağıtları düzlemsel şekil modelleridir. Evet sınıf panosu düz bir zemindir. Buna düzlem dersek o sınıf panosunun üzerinde koyduğumuz her düz yüzeye sahip şekiller de düzlemsel şekil olabilir. Not kağıtları da düz bir zeminde sahiptir. O yüzden bu da doğru yorum diyebiliriz. Uğur demiş ki duvar kağıdındaki desenler düzlemsel şekil modelleridir. Evet duvar kağıdının bütününü biz düzlem olarak ele alabiliriz. Çünkü duvar kağıdı düz bir zemindir. Bunun üzerindeki her düz şekilde nedir? Düzlemsel şekil diyebiliriz. O zaman bu da doğru. Demek ki üçünün de yorumu doğruymuş. O zaman doğru cevabımız da C şıkkı olmuş oldu. Evet bu konuda burada bitti. Yine diğer konuda görüşmek üzere. Size iyi çalışmalar çocuklar.